ne yağmur oluyor mu? Bir sevgi ölüp de gitse yine canlanıyor mu? Sorular türlü çeşitli, yanıtları yine öyle. Dalından düşen yürekler yerlerine konuyor mu? Birbirinin aynı günler birbirine benziyor mu? Sorular türlü çeşitli, yanıtları yine öyle. Ola ki günün birinde gemiler döner geriye, yolcular aynı yolcular ve biz aynı sahilde. Ola ki günün birinde yerlere düşen damlalar yine yağmur oluyor mu? Bir sevgi ölüp de gitse yine canlanıyor mu? Sorular türlü çeşitli, yanıtları yine öyle. Ola ki günün birinde gemiler döner geriye, yolcular aynı yolcular ve biz ayrı sahilde. İlhan İrem'in 1989 yılında yaptığı Uçun Kuşlar Uçun albümünde yer alan bu güzel şarkıyla başladık 28 Ocak pazar sabahına. Gemiler döner geriye. Günaydın. Hoş geldiniz. Olanı biteni konuşmak, insan öykülerini, hayata dair notlarımızı paylaşmak için önümüzde yaklaşık 1,5 saatlik bir zaman dilimi var. Biz tüm bunları yapmaya çalışırken sizin bize her cumartesi pazar sabahı olduğu gibi bu sabah da Twitter, X.com üzerinden göndereceğiniz mesajlarınızı çok önemsiyor ve bekliyoruz. Hadi başlayalım. Önce havanın notları. Muhabirimiz Mahmut Keşan havanın notlarını paylaşmak için bizi bekliyor. Bakalım nerede Mahmut ve hangi notlar var hem İstanbul için hem yurt geneli için elinde. Mahmut günaydın. Söz sende. Günaydın İbrahim Sadi, iyi yayınlar. Şu an Gökhan Aktaş'la birlikte, kameraman arkadaşımla birlikte Beşiktaş sahildeyiz. Hava gece saatlerinde yağmurluydu ama şimdi yavaş yavaş biraz sakinleşti diyebiliriz. Ama gün içerisinde tabii ki o sağanak yağışın etkisini yine hissedeceğiz. Meteoroloji uzmanları kar yağışında geldiğini söylüyor. Aslında 16 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Herkes merak ediyor artık bu kar ne zaman gelecek diye. Önümüzdeki hafta içerisinde kar yağışı artık tam anlamıyla yurda girmiş olacak ki zaten yurdun diğer taraflarında ara ara kar yağışını geçtiğimiz günlerde görmüştük. Dediğimiz gibi bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 4 derece ve gün içerisinde sağanak yağış olacak. Yurdun diğer taraflarına baktığımız zaman da Bursa'da hava sıcaklığı 5 derece. Orada hem sağanak yağış var hem de bölgesel kar yağışının olduğunu altını çizelim. Başkent Ankara'da sağanak yağış etkisini kaybedip yerini kar yağışına bıraktı bugün ve hava sıcaklığı da 3 derece olacak. Eskişehir'e baktığımız zaman da yine 2 derecelik sıcaklıkla birlikte kar yağışı bekleniyor ve lapa lapa bir kar yağışının olması da yine meteoroloji uzmanlarının tahminlerinin arasında yer alıyor. İzmir'de hava kapalı olacak. Sağanak yağış ya da kar yağışı beklenmiyor. Bulutlu bir hava olacak. Hava sıcaklığı da oldukça yüksek diğer bölgelere göre. Hava sıcaklığı 11 derece olacak İzmir'de. Manisa'da hava sıcaklığı 9 derece ve sağanak yağış etkisini gösterecek. Adana'ya geldiğimiz zaman durum tam tersi oluyor ki orada hava sıcaklığı 14 derece olacak ve güneşli bir hava hakim. Ayrıca yine meteoroloji uzmanlarının tahminlerinin arasında Antalya'da vardı ki Antalya'da bölge bölge yine sağanak yağış etkisini gösterecek ama güneşli bir havada yine güneş yüzünü göstermeye de devam edecek diyelim. Karadeniz'e çıktığımız zaman da Trabzon'da sağanak yağış olacak. Hava sıcaklığı 9 derece. Bir de Antalya'nın hava sıcaklığını söylemedim. 16 derece olacak. Adana'da 14 dereceydi. Trabzon'da 9 derecelik hava sıcaklığı ile birlikte sağanak yağış etkisini gösterecek. Artvin'e baktığımız zaman da hava sıcaklığı 4 derece olacak ve orada yine kar yağışı bekleniyor. Güneye geldiğimiz zaman da Şanlıurfa'da 10 derece hava sıcaklığı var. Güneşli bir hava olacak. Diyarbakır'da 6 derece hava sıcaklığıyla kapalı bir havanın da olması yine meteoroloji uzmanlarının tahminlerinin arasında yer alıyor. Şu an Beşiktaş sahildeyiz. Dediğimiz gibi yavaş yavaş Çamlıca'nın oralardan şu an güneş yüzünü göstermeye çalışıyor ama bölge bölge yine sağanak yağışın etkisini görebiliriz. Meteoroloji uzmanları özellikle İstanbul için ve diğer 26 il içinde yine sarı kod uyarısını yaptı ki bu sarı kod uyarısıyla birlikte vatandaşlar tedbirlerini alması gerektiğinde bir kez altını çizelim. Gökhan Aktaş kameraman arkadaşım şu an sizlere Beşiktaş sahilden bu İstanbul'un güzel manzarasını gösterirken de yurdun diğer bölgelerindeki hava sıcaklıklarını anlattık. Önümüzdeki günde kar yağışı geliyor dedik. Meteoroloji
uzmanları artık Ocak sonu Şubat başı gibi demişti ki ocağın sonuna geldik sayılır. Şubat'ın başı ile birlikte Mart Nisan'a kadar da kar yağışı etkisini gösterecek hem İstanbul'da hem de yurdun diğer bölgelerinde İbrahim Sadri. Mahmut Keşan teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Gökhan'a da selamlarımızı ilet lütfen. Şimdi birkaç sıcak gelişme var değerli izleyenler geceden kalan. Onlarla devam edelim. İlk durağımız İstanbul olacak. İstanbul'da biliyorsunuz böyle illerimizi tanıtan günler düzenleniyor. Bunlar çok da açıkçası önemli bence. İşte o günlerden biri de Mardin tanıtım günleriydi. Fakat maalesef kan döküldü. Bir tartışma çıktı Mardin tanıtım günlerinde ve iş adamı Nedim Kaya silahla vuruldu. Kaya o saldırıdan yaralı kurtuldu. Polis şimdi kaçan saldırganı arıyor. Her şey güzel başlamıştı ama patlayan silah sesleriyle birlikte salona büyük korku ve panik hakim oldu. İş adamı Nedim Kaya hem yöresel ürünlerin sergilendiği standları gezmek hem de hemşerileriyle buluşmak için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Mardin tanıtım günlerine gitti. İş adamı Kaya salonda gezerken bir anda kendisini bir tartışmanın içinde buldu. Tartışmada sinirler gerilince silah sesleri yükseldi. Bir kişi önce etrafa ardından da Nedim Kaya'yı ateş açıp kaçtı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Nedim Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi geldiği araçta kaçan o saldırganı arıyor. Bir sonraki adresimiz Burdur. Acı bir haber geldi Burdur'dan. Akşam saatlerinde tek katlı bir evde devrilen sobadan yangın çıktı. Evde bulunan 76 yaşındaki kadın komşuları tarafından kurtarıldı. Ama 41 yaşındaki oğlu maalesef evin içinde yanarak hayatını kaybetti. Değerli izleyenler, yangın saat 21.45 sularında Burdur Merkez Hızır İlyas Mahallesi Delikli Taş Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Gelen bilgilere göre 41 yaşındaki Murat Aynur'a ait müstakil evde soba devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın esnasında evde bulunan Murat Aynur'un annesi Fatmana Evcil vatandaşlar tarafından evden son anda kurtarıldı ama oğlu Murat Aynur evin içinde mahsur kaldı ve maalesef feci şekilde hayatını kaybetti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı, söndürüldü. Ama yangından son anda kurtarılan anne Fatmana Evcil oğlunun içeride kaldığını öğrenip sinir krizi geçirince sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise akşam saatlerinde bakın görüyorsunuz bir araç alev alev yanmaya başladı. Yer yer patlamaların da olduğu o yangın nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandığı o anlara ilişkin görüntüler şimdi karşınızda. Evet, olayın hemen sonrasında kaydedildi bu görüntüler. Gelen ilk bilgilere göre akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Ankara istikametinde seyir halinde olan bir araçta yangın meydana geldi. Sürücü yangını fark eder etmez aracı emniyet şeridine çekti ve yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin sardığı araçta zaman zaman ki biraz önce gördüğünüz patlamalar da meydana geldi. Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri aynı istikamette yolu araç trafiğine kapattı. Oluşan trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebildi itfaiye ve alev alev yanan araca müdahale etti. Kısa sürede söndürüldü o yangın. Neyse çok şükür can kaybı, yaralanma yok. Ama tahmin edeceğiniz gibi uzun araç kuyrukları oluştu köprüde. Son bir sıcak gelişme var. İstanbul Boğazı'ndan bir sıcak gelişme. Bu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Bakın şimdi göreceksiniz. O köprü önlerinde bir kargo gemisinde makine arızası çıktı. Boğaz gemi trafiği geçici olarak çift yönlü kapatıldı. ...80 metre uzunluğundaki SNP Pazar isimli kargo gemisinde akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında bir makine arızası meydana geldi.
bölgeye Kurtarma 7 isimli römorkör gönderildi. Bu arada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı'nın çift yönlü deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı. Gemi yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından Mehmetçik Römorkörü refakatinde Ahırkapı demir sahasına çekildi ve İstanbul Boğazı da yeniden trafiğe açılmış oldu. Gecenin sıcak gelişmeleri böyleydi sizlerle paylaşacağımız. Şimdi bir yandan gazetelere bakmaya, bir yandan da gündemin önemli haberlerini paylaşmaya başlayalım. Bu arada değerli mesajlarınız da geliyor bir yandan, onları da görüyorum. İnşallah fırsat bulursam, güzel fotoğraflar da var, sizlerle paylaşmaya çabalayacağım arada derede. Önce Sabah gazetesi. Sabah gazetesinin hemen manşete birazdan bakacağım. Burada bana göre sayfanın sağ tarafında merhum Kayahan'ın fotoğrafını görüyorsunuz. Babamın evini satıp filmini çekeceğim. Babasının hayatını film yapmak isteyen Beste Açar, Kayahan'ın Gömeç'teki yazdığını 50 milyona satışa çıkardı. Gömeç biliyorsunuz Balıkesir'de Burhaniye ile Ayvalık arasında çok güzel bir ilçe. Açar anlaştık dese de Kayahan'ın eski eşinin ne satıştan ne de filmden haberi var diyor Sabah gazetesi. Hemen altında yapay zeka mağdurları yüz binleri buldu haberini görüyoruz. Dolandırıcılıkta yeni yöntem yapay zeka oldu. Maalesef bu iş çok acımasız yerlere doğru gidiyor. Siyasetçiden sanatçıya ünlü isimlerin ses ve görüntülerini birebir kopyalayan dolandırıcılar sözde yatırım tavsiyeleriyle yüz binlerce vatandaşı ağlarına düşürdü. Sayfanın en altında sağ altta Türkiye'ye F-16 satışı için jet onay başlığı var. İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesiyle Türkiye F-16 satış süreci de hız kazandı diyor Sabah gazetesi. Sol alt köşede ise İsrail yalnızlaşıyor başlığını göreceksiniz diye önemine binaen iki satır okumak istiyorum. İsrail'e destek veren müttefikleri de Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra sırt çevirdi. Avrupa Birliği tedbir kararlarına uymaya çağırdı. ABD ve İngiltere'de yükselen öfkeyi dikkate almasını istedi diyor. Umarız tüm bunlar bu vahşetin sona ermesi için birer vesile olur. Son olarak manşete bakalım. 31 Mart'ta şov ve algı dönemi bitecek. Başkan Erdoğan AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarının tanıtımında konuştu. Milletimiz eser ve hizmetle yönetecek, belediye başkanlarını tercih edecek dedi. Erdoğan İzmir Halka Pınar Spor Salonu'nda coşkulu bir kalabalığa seslendi. Düne gidelim, işte o coşkulu törenden izlenimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli cümlelerini karşınıza getirelim. Sadece şovla, ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ayrı parantez açtı. İzmir halkını tıpış tıpış sandığa gidip kendilerine oy verecek güruh olarak görenler bu şehrin insanlarının gönlünü kazanmak için niye uğraşsın ki? Biz İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin ve insanlarının hizmetkarı olmaya talibiz. Bunlarda darbecilikle övünmekten, ecdada ve insanımızın değerlerine küfretmeye kadar her türlü rezillik var. Tüm bu rezilliklerini Atatürk'ün silüeti altında gizleyeceklerini sananlar, İnşallah 31 Mart'ta hak ettikleri dersi alacaklardır. İzmir'in siyasi oyunlarla ihmal edildiğini söyledi. İstanbul'da da benzer tablo yaşanıyor dedi. Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tek elinde değildir. Bu şehre aşkla, sevda ile, azimle hizmet eden herkes İzmirlidir. Eser ve hizmet yerine istismar peşinde koşarak ortada dolaşanların gayesi şehri ihmal ederek İzmirlilere yaptıkları ihanetin
ve boğazlarına kadar battıkları yolsuzlukların üzerini örtmektir. Şu İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Erdoğan teşkilatına talimat vermeyi de ihmal etmedi. İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıktan hesap soracağına ben yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanının gündeminde Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yönelik karar da vardı. Uluslararası Adalet Divanı'nın dün aldığı karar dünya beşten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksi sedasıdır. Konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın ilçe adaylarını tek tek sahneye davet etti. Cumhur İttifakı Balçova'da Erol Eroğlu, Bayındır'da Uğur Demirezen, Bayraklı'da Bilal Kırkpınar, Bergama'da Sadık Doğruer, Beydağ'da Hüseyin Ay, Bornova'da Cevdet Çayır, Buca'da Adnan Öztekin ve Çiğli'de Murat Gökçekaya ile yarışacak. AK Partililer Deniz Doğan Gazi Emir'de, Gümüş Saime Bucaklıoğlu Güzelbahçe'de, Mehmet Sadık Tunç Karabağlar'da, Eyüp Kaykaç Karaburun'da, İsmail Çiftçioğlu Karşıyaka'da, Galip Atar Kemalpaşa'da, Sami Molla Ahmet Kınık'ta, Saliha Özçınar Kutluysa Kiraz ilçesinde Cumhur İttifakı adına yarışacak. AK Parti'nin diğer ilçe adayları Konak'ta Ceyda Bölünmez Çankırı, Menderes'te Sinan Akdeniz, Menemen'de Aydın Pehlivan, Narlıdere'de Murat Sarman, Ödemiş'te Ali Hadim, Seferihisar'da Ahmet Aydın, Selçuk'ta Zeynel Bakıcı, Torbalı'da Özgür Erman Çağlar, Urla'da ise Tarkan Bakırlı oldu. Cumhur İttifakı'nın İzmir'in 5 ilçesinde adayları ise MHP'li isimler. Serkan Acar Ali Ağa, Esat Tanık Çeşme, Sema Akıncı Dikili, Taner Acar Foça, Arif Demirkan da Tire adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden indi, küçük bir kız çocuğunu sevindirdi, ona harçlık verdi. Ardından da İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılış törenine katıldı. Buranın acaba yollarını kim yaptı? Büyükşehir Belediyesi'nin yapması lazım. Sağ olsun. Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi. Şimdi seçimlere gidiyoruz. Ben inanıyorum ki güzel İzmir'imizin güzel insanları Hamza Dağ kardeşimizi büyük şehrin başına getirecek ve böylece artık altyapı noktasında da İzmir'imizin bu çileleri sona erecektir. Evet, İzmir'de Halka Pınar Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan bölümler paylaştık sizinle. AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan adaylarının tanıtım töreninde. Hürriyet gazetesine bakalım. Sabaha bakmıştık. Ya şuna çok üzüldüm. Şimdi göreceksiniz. Tanrı Öğen sevenlerini korkuttu başlığı var. Usta oyuncu Settar Tanrı Öğen beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan oyuncunun durumu iyi diyor Hürriyet gazetesi. Ben detaylarına da baktım içeriden. Bilinci daha çıkmış. Bir haftaya kadar da taburcu edilmesi bekleniyor. Çok geçmiş olsun diyelim. Ben hiç tanışmadım Settar Tanrı Öğen'le ama pek çoğumuz gibi ben de oyunculuğunun hayranlarından biriyim. Çok doğal bir oyunculuk yeteneğine sahip bir usta. İzlemediyseniz de size bir filmini tavsiye edeyim. Mutlaka bakın, Aşıklar Bayramı diye bir filmi var Settar Tanrı Öğen'in. Orada bir yerel ihtiyar bir yerel halk ozanını canlandırıyor. Heves Ali'ydi galiba ismi de. Olağanüstü bir filmdir. Bana da sevgili editörümüz Erdem tavsiye etmişti. Hakikaten müthiş bir film. Kulağınızın bir köşesinde olsun, dokunaklı bir hikaye. Uzayda Teknofest pozu verdi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı sosyal medyada paylaştığı Türk bayraklı fotoğrafına şu notu düştü. Ay yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen Teknofest pozu bana eşlik ediyor dedi. Maşallah sevgili astronotumuz uzaydan sürekli bayraklarla efendim Türkiye'yi anlatan güzel veciz sözlerle mesajlar paylaşmaya devam ediyor. Kamuya 35 bin sağlık personeli. Biraz şimdi sayfanın sol altına iniyoruz. İzmir Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin yeni sağlık personeli alınacağını açıkladı. Önemli bir duyuru bu hiç kuşkusuz. Ve bakalım manşete, F-16'larda
Mutlu Son Sabah gazetesinden de paylaşmıştık bu haberi. Hürriyet manşetine taşımayı tercih etmiş. ABD Dışişleri Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağıyla 79 adet modernizasyon kitinin satılacağını kongreye bildirdi. Kongrede, yani Amerikan Kongresi'nde itiraz beklenmiyor. 3 yıllık sorun çözülmüş oldu diyor Hürriyet. Son bir başlık. İstanbul'da İmamoğlu ağırlığı. Şurada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yerel seçimlere hazırlığı devam ediyor. CHP İstanbul'un 39 ilçesinin 28'inde adaylarını açıkladı. CHP kulislerinde listelerde İmamoğlu ağırlığının hissedildiğinden söz ediliyor diyor Hürriyet gazetesi. Adaylık tartışmalarının gölgesinde CHP'deki yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye'de ve İstanbul'da bütün belediye başkanları tasfiye ediliyor. Değişimcilerle Kılıçdaroğlu yanlıları adaylık üzerinden karşı karşıya geldi. Bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla ve asla kriter olamaz. Parti sözcüsü böyle dese de CHP parti meclisinde tasfiye krizi yaşandı. Bakın, parti birbirine girmiş durumda. Herkes kavga ediyor. Eski belediye başkanları aday olacak mı olmayacaklar mı, onlar onurlarla oynanıyor. İzmir bir perişan, Antalya perişan, İstanbul'daki belediyenin bizde olduğu ilçeler perişan. Tam bir kaos içindeler. Ekrem İmamoğlu önce İstanbul'un ilçe adaylarına karıştı. İstanbul'da 5 yıl hizmet etmiş arkadaşlardan 7 tanesi, 8 tanesi görev alacak. Sadece 7-8 kişiyle kalmadı, kendisine yakın başka isimleri de İstanbul'un ilçelerinden aday gösterilmesini sağladı. Buna karşılık kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ilçe belediye başkanları ise yeniden aday gösterilmedi. Üstü çizilen o isimlerden biri Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kıyım hareketi yapılıyor. Çaldığım çaldık dediğim düdük havasına gidiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün itibariyle isvetmiş bulmaktayım. Değişimcilere en başından beri karşı çıkan İlgezli'nin yerine eski MYK üyesi Onursal Adıgüzel Ataşehir adayı yapıldı. İlgezli karara tepki göstererek CHP'den istifa etti. Dahası bağımsız aday olacağını duyurdu. İstifa dilekçesine ise açık açık kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partiden tasfiye ediliyor diye yazdı. İddiaya göre bu açıklamalar parti meclisi toplantısında da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu ekibinin parti yönetimi dışına itilmeye çalışıldığını savunan isimlerle değişimciler arasında tartışma yaşandı. Eski MYK üyesi Eren Erdem de CHP'deki bu krize sosyal medya hesabından değindi. Değişimcilerin amacı belediyelere çökmek diyerek partilileri uyardı. Yaşananların CHP'nin 100 yıllık tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Genel başkan genel merkez karar vermiyor. Bir belediye başkanı kimlerin büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı olacağına karar veriyor diye İmamoğlu'na tepki gösterdi. Aday belirleme süreçlerinde dilimizde tüy bitti. Kurultay hesabının bitmesi lazım. Anketlerde birinci çıkan isimler kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana geldi diye eğer oyunun dışına itilirse büyük şehirler riske girebilir. Tasfiye tartışmalarının gölgesinde bütün gece süren parti meclisinde Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek 60 üyeden 32'sinin oyunu alarak İmamoğlu özel ikilisine rağmen aday oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olaraksa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras seçildi. Edirne'de de mevcut belediye başkanı Recep Gürkan son dakika adaylıktan çekildi, parti yönetimi ön seçim kararı almak zorunda kaldı. İzmir ise hala belirsizliğini koruyor. Özgür Özel'in adayı kendisi belirlemek için parti meclisinden yetki istediği ama talebinin kabul edilmediği de konuşuluyor. Milliyet gazetesine bakacağız ama ondan önce birkaç mesaj paylaşmak isterim sizin gönderdiğiniz X.com üzerinden. Osman Gönlüm Bey, torunuyla Buğlem Işınmış torunun ismi, bizi selamlamış. Torun olunca böyle yerlerde tabii dolaşıp duruyor değil mi insanlar? Allah bize de nasip eder inşallah. Mehmet Şerif Erol Bey, Ciğerci Erol, namı diğer Adana'dan sizi selamlamış. Böyle kısa bir videosu eşliğinde. Çok da bak yakına girmeyelim, ciğerlerle sabah sabah efendim özüm canımız çekmesin. Murat Kaya Bey, Ağrı Tutak'tan bizi selamlamış. İlker Akdemir Bey, eski dostlarıyla Körfez'den bir fotoğraf paylaşmış. Çok teşekkürler, selamlar. Kamil Sarıtaş Bey, Çamlıhemşin Dikkaya Köyü'nden bu güzel kartpostal gibi fotoğrafla aramızda. Çıldırlı Yener, Çıldır Doğru Yol Köyü'nden selamlar. Şeyh Şamil, o ne güzel oynuyorsunuz ya. Vay canına.
Değil mi? Çok güzel ya. Ay Allah ya. Oo, harikasınız vallahi. Hem de karların buzun üstünde. Kolay iş değil ha. Çok zor. Ayaklara bakar mısınız? Maşallah. Çok teşekkürler. Betül karlandık demiş. En güzel mevsim kış diyor. Rize'den bizi selamlamış. Bize sevgili Betül'e günaydın diyelim. Rize'ye de selamlarımızı iletelim. Osman Balkanlıoğlu Ankara Kahraman Kazan'dan selamlıyor. Şenel Uzuntaş Giresun Bulancak'tan bir kedi fotoğrafıyla bizi selamlamış. Mehmet Turnacı Bey'e selamlar Şen Mahalle'den. Burak Özarslan da Bülent Sertaş'la karşılaşmışlar. Ha, evet, ailece Bülent Sertaş'la bir fotoğraflarını paylaşmış. Peki, çok teşekkür ediyorum. Devam edelim. Şimdi Milliyet Gazetesi dedik. Milliyet Gazetesi'ne geçeceğiz. Bakalım orada hangi başlıklar var sizlerle paylaşacağımız. Önce bizim sevgili Arda'nın Arda Güler'le ilgili bir haber var Milliyet'te. Mbappe gelmesin Arda oynasın başlığını görüyoruz. Real Madrid taraftarı sancılı başlangıca rağmen Arda Güler'in geleceğinin parlak olduğuna inanıyormuş ve Mbappe yerine Arda varken Mbappe'ye gerek yok demişler. Dün galiba biz 8-10 dakika oynadı Arda Güler Real Madrid'in maçında. 1-1'ken girdi diyebiliyorum. 2-1 kazandı Real Madrid maçı ama hala tam o bizim bildiğimiz Fenerbahçe'deki Arda'yı henüz göremiyoruz. İnşallah yakında görürüz. Ya şu çok dikkatimi çekti, paylaşayım. Yalnızlık eşittir 15 sigara diye bir başlık var. Bakın diyor ki yalnızlığı halk sağlığı sorunu olarak tanımlayan Dünya Sağlık Örgütü'ne göre enteresan bir tanımlama. Bu durum günde 15 sigara içmek kadar zararlı. Yalnızlığın günde 15 sigara içmek kadar zararlı olduğunu söylüyormuş Dünya Sağlık Örgütü. Doktor Alper Hasanoğlu ise müthiş bir tanım getirmiş. Yalnızlığı hastalık olarak tanımlamam. Yalnızlık değil. Yalnızlık duygusudur sorun diyor. Müthişmiş ya hakikaten. Peki neyse devam edelim. Az önce paylaştık 35 bin sağlık personeli alınacak duyurusunu, müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyet'te de görüyoruz. O haberi ve son olarak da manşete bakalım. Ünlü insan kalpazanlığı. Bunu sabahtan da iki satır paylaşmıştık hatırlayacaksınız. Dolandırıcılık amacıyla ünlüler ve politikacıların yapay zekayla klonlanması vakalarında patlama yaşanıyor. Uzmanlara göre herkes tehdit altında. Bilmiyorum denk geldiğiniz mi? Bakın burada bilgisi de var. Oyuncu Defne Samyeli'nin kopyalanan sesiyle paranızı arttıracağız ve katlayacağız denilerek vatandaşlar dolandırılmaya çalışıldı. Başka başka dünyadan da örnekler veriliyor. Yani özetle şunu söylüyor benim anladığım Milliyet Gazetesi manşetinde. Özellikle sosyal medyada karşılaştığınız kimi videoları ya da böyle yerel televizyonlardaki filan kimi böyle reklamları dikkatli izleyin. Doğruluğunu test edin. Yani hakikaten artık o ünlü insanların sesleri ve görüntüleriyle yeni bir dolandırıcılık ve itibar suikasti, onu da ben altına ekleyeyim, furyası başlamış durumda. Allah şerlerinden bizi muhafaza eylesin. İlginç bir ilçe, ilginç bir seçim hazırlığından bahsedeceğim size. İzmir'in Urla ilçesi çok da güzel bir yerdir. Sayılı günler kala yerel seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi'nde en çok merak edilen şehir İzmir zaten. Fakat asıl aday enflasyonu İzmir'in ilçesinde Urla'da yaşanıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Urla Belediye Başkanı olmak için tam 56 aday adayın olduğundan bahsediliyor. Yanlış duymadınız ki çok şirin ve küçük de bir ilçedir Urla ama orada demek ki belediye başkanlığının bir kıymeti harbiyesi mi var nedir bilmiyorum. Bakın burada bir bölümü var. 56 aday var. Bakalım kim ipi göğüsleyecek CHP'de aday olmak için. Genel anlamda çok ciddi bir rant bölgesi İzmir civarı. 56 aday. Hayret bir şey. Böyle olur mu ya? Rant var Urla'da. Rantın peşindeler. Kimi şaşkın, kimi ise işin ucunda rant var görüşünde. Dile kolay CHP'de Urla Belediye Başkanlığı için tam 56 aday adayı var. Bizce sebebi rant olduğunu herkes biliyor. Urla'nın mahallelerini bilmeyen, Urla'yı tanımayan CHP başkan adaylarından bahsediliyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. En merak edilen kent ise İzmir. Öncelikle buralara ait sorunların çözülmesi lazım. Altyapı yok.
doğalgaz yok. CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığına 7 isim talip oldu. 30 ilçede ise toplamda 380 isim belediye başkan adaylığı başvurusu yaptı. Rekor başvuruysa Urla'dan geldi. Çantada keklik gibi görüyorlar herhalde Urla'yı, İzmir'in bazı ilçeleri. Yerel seçimlere sayılı günler kala Urla'da bir aday enflasyonu yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 56 isim Urla Belediye Başkanlığı için aday oldu. 56 adaydan. Siz kaçıncısınız şu an sizce göre? Çoğuna bir yorum yapamayacağım ama bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kimi koyarsak seçilebilir algısıyla bu kadar çok aday çokluğunu yaşadık. Urla'da CHP'li belediye başkanı İbrahim Oğuz FETÖ soruşturması sonrası tutuklanmış, ilçe kayyum tarafından yönetiliyordu. 59 bin nüfuslu ilçede CHP'de yaşanan bu aday bolluğu akıllara birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Rant var, imar durumları, altyapı sorunları var. Vallahi bu 56 adaydan kim CHP'nin Urla Belediye Başkanı adayı olur bilmem ve sonuçta kim belediye başkanı olur, Urla'da hangi partinin adayı kazanır onu da bilmem ama şunu biliyorum. Urla gerçekten yolunuzu düşürmeniz gereken çok güzel, sakin, harikulade bir denizi olan iyi yani hoş bir yer. İzmir'e de çok yakın bildiğim, hatırladığım kadarıyla ve tabii rahmetli Tanju Okan, Urla'da onun da kabri, heykeli de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle meydanında Urla'nın, onu da ziyaret etme imkanı da olmuş olur. Evet. Durum bu. Bu haberle birlikte biz ilk bölüme noktayı koyuyoruz. 15 dakikalık bir reklam arasına ihtiyacımız var. Reklamların ardından saat 10'a dek ikinci bölümde tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim yeniden günaydın. Reklam aramızın ardından huzurlarınızdayız, bir kez daha karşınızdayız. Televizyonlarını açarak aramıza katılan ve katılmaya devam eden saygıdeğer hanımefendilere, beyefendilere de hoş geldiniz diyelim. Şimdi yaklaşık 2 aylık bir sürenin kaldığı yerel seçimlerde oy pusulasında hangi partinin hangi sırada yer alacağı dün belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nda çekildi kura. Bakalım hangi parti hangi sırada? ...31 Mart 2024 pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerine katılacak olan siyasi partilerimizin yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak kura çekim törenine hoş geldiniz. Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken kritik bir viraj daha dönüldü. Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yaptı. Cam fanuslardan birinde parti isimleri, diğerinde sıra sayıları vardı. Parti temsilcileri tek tek kura çekimi yaptı. Kura çekimi seçime girmeye hak kazanan 35 parti arasında yapıldı ve AK Parti oy pusulasında birinci sırada yer aldı. İkinci sırada İyi Parti yer alırken Cumhuriyet Halk Partisi oy pusulasında 18. sırada yer alacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeri ise 31. sıra olacak. Tabii tüm illerde değişkenlik gösterecek seçime giren partiler, haliyle oy pusulasındaki yerleri de değişecek. En önemlisi vatandaşın gönlünde, kalbinde birinci sıra olabilmek. Biz orada da olduğumuza inanıyoruz. Oy pusulasında Büyük Birlik Partisi 4, Yeniden Refah Partisi 8. Hüdapar 20. sırada yer aldı. Saadet Partisi 34. sırada, DEM Parti ise 9. sırada seçmen karşısına çıkacak. Vereceğim partiyi bulmakta zorlanıyorum. Belli bir yaş üstü için sorun olabilirdi ama şimdiki nesil için hiç sorun değil. Memleket Partisi 5. sırada, Anavatan Partisi 6. sırada, Demokratik Sol Parti ise pusulanın 7. sırasında yer alacak. Tüm siyasi partilerimize, adaylarımıza ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Tabii pusula için hazırlıklar bununla sınırlı kalmayacak. Belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlık seçimi için 31 Mart'ta 4 pusula daha verilecek seçmene. O pusulalardaki sıralama kura'daki şekliyle olacak. Artık gözler aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesinin ardından oy pusulalarının basılmasına çevrildi. Hayırlı uğurlu olsun memlekete. İnşallah illerimize, ilçelerimize hizmet edecek başkanları görürüz, seçeriz diye ümit ediyoruz. Şimdi dün biz yayına girdiğimizde sıcak gelişme, son dakika
gelişmesi olarak karşınıza getirmiştik 8.30'da. Neydi o? İzmir'de meydana gelen deprem. İzmir Menderes açıklarında meydana gelen 5,1'lik deprem çok uzun sürmedi fakat şiddetliydi tabii. Deprem uzmanlarının çoğunluğuna göre 2020 depreminin artçısıydı bu sallantı. Yine de tabii İzmirlileri korkutmaya yetti de arttı. Kısa sürdü ama şiddetli, iyi hissettik kendimi. İzmir Menderes sabah saatlerinde 5,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sekiz kilometre derinlikte meydana gelen deprem Manisa ve Aydın'da da hissedildi. Kısa sürdü ama şiddeti İzmirlileri korkutmaya yetti. Dalga şeklindeydi, böyle hafif salladı. Çok hissettirdi mi de? Aracın içinde evet biraz hissettirdi. Ege bölgesi dünyanın en büyük değil ama en sık deprem üreten bölgelerinden bir tanesi. Akla gelen ilk soru depremin artçı mı öncü mü olduğuydu. Bugün yaşadığımız depremde büyük olasılıkla 2020'de başlayan etkinliğin etkisiyle ortaya çıkmış bir depremdir diyebiliriz. Uzmanlar en son 1600'lerde yıkıcı depremler kayda geçen İzmir'de daha büyük depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Kimse var mı? Tekrar çok geçmiş olsun diyelim İzmir'e ve devam edelim. İçimizi sızlatan bir görüntü gelecek karşınıza İstanbul'dan, Sarıyer'den. Çöplerin arasından bir ses duyuldu Sarıyer'de. Duyanlar önce bir kedi var herhalde zannettiler ama işin aslı başkaydı. Çöpe çocuk bırakılır mı ya? İnsan kedi yavrusuna kıyamıyorsun. Bu soğukta ya, sen doğurduğunda at. Olur mu böyle bir şey ya? Çöp poşeti açtık içinde çocuk çıktı. Dünyaya gözlerini açalı henüz saatler olmuştu ki bir ağacın dibine, çöplerin arasına bırakılıp kaderine terk edildi. Vicdansız annesi onu, o küçücük canı ölümün pençesine attı. Erkek bebek yeni bir günlük sınav. Kıyamam. Ne kadar üzücü. Doğar doğmaz ölüme terk edilen o bebek Sarıyer Ayaz Ağa'da işte tam da bu ağacın dibine bırakılmıştı. Vicdansızlık tabii ki. Bir kıyabilir mi ya insan? Nasıl bırakırsın? Cemaat akşam saatlerinde beraber namaza giderken buradan bir ses geldiğini duydu. Kediler ses çıkartıyordu. Çok önemsememiş gitmiş. Onlar kedi sesi sandı. Ardından namaz çıkışı tekrar bu yoldan gelirken o sesin devam ettiğini duyunca hemen buraya yöneldiler ve o bebeği bir poşetin içinde buldular. Açtı, bize sarmışlar çocuğu. Biz de baktık yüzünü açtı. Not kağıt var mıydı, bir şey yazmışlar? Yok, hiçbir şey yoktu. Bulunduğunda ne acı ki mavi bir çöp poşetine sarılıydı. Erkek bebek çöp yığınlarının arasına bırakılmıştı. Daha göbek bağı bile kesilmemişti. Ağlayarak sesini duyurdu. Gören gözlerine inanamadı. Bir evlat bırakılır mı? Maseti atacaktı, yapmasaydı. Ben ağladım ya. Vallahi. Üzüldünüz. Bebeğin işte bu ağacın dibinde ölüme terk edilmesinin ardından mahallede de gündem o bebek oldu. Öyle ki o bebeği burada kim ölüme terk etti? Bu sorunun cevabı için ekipler de çalışma başlattı. Polis sabırla mahalledeki kapıları tek tek çaldı. Son bir ayda hastanede doğum yapanların listesi de çıkarıldı. Evladını sokağa atan o sözlü anneyi bulmak için sokaktaki güvenlik kameralarından da iz sürülüyor. Yeni doğan bebeğe gelince hastanede tedavi altında. Hemşirelerin göz bebeği, adı da henüz konmadı. Tedavisi bitince devlet korumasına alınacak. Yazık günah o çocuğa. Bir yavru kedi görüyoruz da kıyamıyoruz, alıyoruz. Kader. Kader. Adı henüz konmadı de diyor ya haberin sonunda. Genellikle koyulan isim kader olur. Böyle bulunan cami avlusunda ya da şurada burada bulunan çocuklara. Kader. Umut. Umut da konu. Çok dramatik bir şey tabii yani, ne bileyim ya. Bu hikaye bir film hikayesi. İstanbul Bahçeli Evler bir sıra dışı doğuma sahne oldu. Belki öyle özetlemek lazım. Şimdi göreceksiniz, hamileliğinin 7. ayında olan anne hastaneye gidiyordu kontrol için. Hamilelik kontrolü için evinden çıktı, minibüse bindi. Fakat Asmin bebeğin minibüsün bitmesini bekleyecek hali yoktu. Anne karnında bindiği o minibüsten hemşirenin kucağında indi. Ne
beklemediğim bir olaydı yani, minibüste doğum. Uçakta gördük, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa hep şahit olduk. Sabırsız bebek anne babasına sürpriz yaptı. Güçlü çifti tek çocuklarıyla bindikleri minibüsten iki çocukla indi. Şimdi beni kontrole getiriyordu. Sonra birden sancım tuttu. Erken doğum oldu, daha 7 aylık. Bebek aceleci davranmıştı. Yolcular arasında bir de hemşire vardı. Annenin en büyük şansı bu oldu. Hemşire vardı, yardımcı oldu. Nefes al, hızlı al, ver. Hastaneye 2 dakika varken bebek dünyaya geldi. Hastanenin kapısına geldi. Gelir gelmez zaten bebek doğmuştu. Çok oldum, ne yapacağımı bilmiyordum. Erken dünyaya gelen bebek minibüs şoförüne de hiç unutamayacağı bir deneyim yaşattı. Bir an şey gibi oldu. Ambulans şoförlerini çok severim. Bir anda kendimi ambulans şoförü gibi hissettim. Yol açın, şunu yapın, bunu yapın. Bir sirenim eksikti. Bebeğe Asmin adı verildi. Annesi heyecanla bebeğinin kuvvetten çıkıp kucağına alacağı günü bekliyor. Bir tane bebeğimle hastaneye geldim aslında. İnerken 2 kişi oldu. İnşallah tez zamanda ona da kavuşurum. İnşallah sağlıkla büyüdüğü zaman o bebek unutamayacağı bir hikaye dinleyecek anne babasından. Sen minibüste doğdun diye, hakikaten ilginç ya. Bakın Posta Gazetesi tam manşetine taşımış bu meseleyi. Minibüste doğum, bir bebekle bindi, iki bebekle indi diye paylaşıyor okurlarıyla. Şimdi burada ambulans şoförü gibi diye bir ara başlık var. Onu da iki satır okuyayım. Minibüs şoförü Hakan Yücel de demiş ki, ambulans gibi son sürat sürdüm. Ben de yeni babayım. 20 gün önce çocuğum oldu ama beklemediğim bir olaydı. Uçakta, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa şahit olduk. Doğum oldu. Biz yolcularla yola devam ettik diye konuşmuş. Duraktaki meslektaşları da şoförü Hakan'a, Hakan Yücel'e Ebe Hakan lakabını takmışlar. Vallahi güzel hikayeymiş. Neyse, sağlıklı doğsun büyüsün de önemli olan o, hiç kuşkusuz, ama hakikaten unutulmaz bir hikaye. Özellikle anne için öyle. Esra Erol'un programına bakacağız. Esra Erol'un program konukları arasında karısının evini terk ettiğini söyleyen Selçuk Korkut isminde bir kişi vardı. Arkamda görüyorsunuz resmini. Haber alamadığı eşini arıyordu ama günler geçtikçe, programdaki bu hikaye yürüdükçe hakikaten kan donduran iddialar ortaya çıktı. Çekti. Yine bu çekti. Sen demedin mi bana? Bu adam bu korku. Kayınpederini yok etmeyi düşündünüz mü? Hayır. Cemile Hanım yaptı. Bari zehrini alıp da bir şişenin içine koyup da kocana vermedin mi? Zehirleme, şiddet, cinayet. Aile içindeki iddialar korkunç. Olaylar silsilesinin sonu gelmiyor, her gün bir başka şoke eden detay çıkıyor. Selçuk Korkut'un hayatınıza da 4 yıl önce Nazan isimli kişi giriyor. Ne olduysa bu 4 yıl içerisinde oluyor. Bu kısıtlı olan, bakıma muhtaç, korunması gereken kişinin o evin içerisinde bıçak darbeleriyle yaralanmaya çalıştığını, bir soba, sopayla dövülmeye çalışıldığını, hatta bunun ötesinde o kişiden, yani babandan kalabilecek, bunu sen söyledin, borçlar sebebiyle o borçlardan kurtulabilmek için fare zehriyle öldürme planı yapan, bunu uygulamaya koyan bir gelin ve bir kayınvalide var. Selçuk Korkut, Esra Erol'a karım evi terk ettiği iddiasıyla katılmıştı. Ancak perde arkasında yaşananlar çok başkaydı. Söylemler, anlatılanlar akıl almazdı. Talihsiz adam ilerleyen günlerde gerçeklerle bir bir yüzleşmek zorunda kaldı. Aile fertleri konuştu, ortalık karıştı. Neden yok edeceksiniz bu adamı? Benim babamla geçinemiyor Esra Hanım. Kimin menfaati var bu işten? Bunların. Hayır. Evet, hayır. Sizin çıkarınız var. Elime ne geçecek benim? Her şey. O babamı dövdüğünüz çubuğun aynısından benim sırtımda kırmadınız mı? O da mı yalan? Program ekibi iddialar üzerine Hüseyin ve Cemile Korkut çiftinin evine gitti. Ancak ortada şüphe çeken detaylar vardı. Hüseyin abi bizi gayet iyi karşıladı. Gayet mantıklıydı, hatta bizi de tanıdı. Gayet aklı başındaydı. İçeriye oturduk, o anda yanımızda Cemile Hanım yoktu. Hüseyin abiye sordum. Hüseyin abi, sana bu evde zarar veriyorlar mı? Seni öldürmeye çalışmışlar, bundan haberin var mı diye sorduğumda, Cemil Hanım'a bir şey olursa bana kim bakacak? Cemil Hanım yanımıza geldi ve yanımıza geldikten sonra Hüseyin abi devamlı Cemil Hanım'a bakıyor korkuyla. Biz Hüseyin abiye bir şey sorduğumuzda devamlı gözleri
Cemile Hanım'ın üzerinde. Hüseyin Korkut'un kardeşi yaşananlar sonrası soluğu savcılıkta aldı. Yayından sonra önemli bir detay da var. Hüseyin Korkut'un erkek kardeşi Hasan Korkut, Bartın Ulus Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu olayla ilgili, yayınla ilgili şikayetçi oldu. Hem Cemile'den hem Nazan'dan şikayetçi oldu. Gazozlu bardak içerisine fare zehri koyduklarını, beyan ettiklerini, Selçuk Korkut da olayı duyduğu halde hiçbir müdahalede ve şikayette bulunmadığını, kardeşi Hüseyin Korkut'un her an hayati tehlike altında olduğunu ve kardeşine kredi çektirdiklerini, bunu ödememek, maaşını almak için kardeşimi zehirleme çabaları içerisine girmişlerdir diye de şikayetçi oldu. Pes, yani pes. Neyse, biraz konuyu dağıtalım. Aziz Sarı paylaşmış. Biz diyor her pazar farklı camide sabah namazı kılar, sonra da çay sohbeti yaparız Yüksel abim ve Ramazan abimle diye. Teşekkürler, hoş geldiniz programımıza. Mine Tufançlı, günaydın İbrahim Bey. Soğuk Antalya'dan sıcak bir selam demiş. Çok teşekkürler. Bu arada bir selam da ben göndereyim. Acı Badem'den benim Rizeli sevgili kuaförüm, berberim Mehmet'e selam olsun. Dün oradaydım, sağ olsun. Ben yeteri kadar ilgilendim. Hatta bir promosyona bile tabi tutuldum. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum kendisine. Şimdi Ozan Güven'in, ünlü oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları ile ilgili yeni gelişmeler var. Mahkemenin istediği adli tıp raporuna göre, değerli izleyenler, Bulutsuz gördüğü şiddet nedeniyle psikolojik rahatsızlık yaşamış. Ozan Güven'in genç kadını saatler boyunca ve iddiaya göre hatta ara vere vere darp ettiği öne sürülmüştü. Yardım edin! Seni asla bırakmayacağım. Dinlene dinlene dövdü dedi. Bu ifade adli tıp raporuna girdi. Deniz Bulutsuz ve ünlü oyuncu Ozan Güven'in birbirlerinden şikayetçi oldukları davada yeni iddialar ortaya çıktı. Adli tıp raporuna göre Deniz Bulutsuz'a maruz kaldığı şiddet sonrası anksiyete bozukluğu gelişti. Seni asla bırakmayacağım. İddialara göre Ozan Güven alkollüyken kıskançlık krizi geçirdi. Birkaç saat boyunca da ara ara genç kadına saldırdı. Bu saldırıda Deniz Bulutsuz'un vücudunun birçok yerinde darp izleri olduğu tespit edildi. Hadi durma, sen de suçla beni. Deniz Bulutsuz 2020 yılı Temmuz ayında Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ozan Bey neler söyleyeceksiniz? Ozan Bey geçmiş olsun. Güven hakkında 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Efendim, bundan yarım yüzyıl önce ben kısa pantolonla gezerken Ajda Pekkan çok ünlü bir sanatçıydı, hem sinemada hem müzik alanında ve gazetelerde boy boy, dergilerde haberleri, fotoğrafları çıkardı. Aradan yarım yüzyıl geçti, hala Ajda Pekkan haberleri gazetelerde. Helal olsun vallahi, bu kadar yıl zirvede kalabilmek. Enteresan, o zirvede kalabilmenin belki de şifrelerinden birinin haberi. 77'lik Ajda yüzünü gerdirdi diyor Akşam gazetesi. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ve fit görünümüyle kendini hayran bırakan Ajda Pekkan bir estetik operasyon daha geçirdi. 77 yaşındaki sanatçı çenesini üçgen yaptı ve yanaklarını gerdirmiş. Peki, 3 kez burnunu yaptırmış, 6 kez de dudaklarını silikon enjekte ettirmiş daha önce. 6 ayda bir de botoks yaptırıyormuş. Merak edenlere bu bilgileri de iletmiş olalım. Hani ünlülerden bahsetmişken bir de araya bir Ajda Pekkan bilgisi sıkıştıralım, saygılarımızı ileterek kendisine. Havanın notlarıyla devam edelim mi? Bence edelim. Neden? Çünkü Türkiye'nin doğusunda, hani nasıl tabir etmek gerekir, Sibirya soğuklarına yakın soğuklar etkili oluyor. Termometreler Ardahan'da, güzel Ardahan'da eksi 22'yi görmüş. Müthiş. Tipi şeklinde yağan kar çok sayıda kenti de beyaza bürüdü. Hakkari'de hava soğudu, kar aralıksız yağdı. Yüksekova'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Tek katlı evler, park halindeki araçlar kara gömüldü. Yaklaşık bir yarım metre kalınlığında bir kar kütlesi
arabanın üzerine çökmüş durumda. Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü. Ekipler kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Muş'ta günlerdir aralıksız yağan kar her yeri beyaz örtüyle kapladı. Yavrularıyla dondurucu soğukta yaşam savaşı veren köpeğin yardımına hayvanseverler yetişti. Çok özledim. Yani kartop oynamayı da çok özledim. Doğu'nun en soğuk şehri Van'dı. Termometrelerin sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği kentte hayat dondu. Bütün köyleri kapalı. Bingöl'de beklenen kar tipi şeklinde yağdı. Kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Çok güzel oldu. Allah hayırlısını nasip etsin. Burası da yoğun yağışın etkili olduğu Erzurum. Yarım metrelik kar ekipleri seferber etti. Ağrı'da kar gece bastırdı. Gün aydınlandığında her yer bembeyazdı. Çatılarda oluşan buz sarkıtları böyle temizlendi. Doğu'yu etkisi altına alan Sibirya soğukları bu geceden itibaren İstanbul'da da etkisini gösterecek. Belki kent merkezinde değil ama yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor. Efendim, kar yağışının beklendiği ve gerçekten havanın soğuk olduğu İstanbul'da bir bardak sıcak çayım geldi. Çok teşekkür ediyorum getirenden, götüren sağ olsun, var olsun. Devam edelim. Bakalım, merakla bekliyoruz bu İstanbul'a. Geçen de bir, hatırlıyor musunuz İstanbullular, bir ay falan önce geliyor, şöyle geliyor, buradan girdi, Edirne'den çıktı, Balıkesir'den yürüyor falan diye bir kar beklentisi meselesi vardı. Hatta işte donacak, deniz bile donabilir bile diyenler vardı. Hiçbir şey olmadı. Çok hafif, yani bazı kesimlerde böyle karla karışık yağmur bir yüzünü gösterdi, göstermedi o kadar. Bakalım bu sefer bu tahminler tutacak mı? Merakla bekliyoruz değerli izleyenler. Neyle devam ediyoruz arkadaşlar şimdi? 15 yaşındaki lise öğrencisi Şevki Savran'la tanışma vakti. Daha doğrusu Şevki'yi tekrar hatırlama vakti, öyle diyelim. Birkaç yıl önce çobanlık yaparken çektiği videolarla sosyal medyada fenomen olmuştu. Bu halini hatırlayacaksınız. İşte doğallığı, konuşması, hani deriz ya büyümüş de küçülmüş filan, o haliyle çok beğeni toplamıştı Şevki. Şevki büyüdü, biraz daha büyüdü. Lise çağına geldi ama çobanlığa devam. Altay Altuğ'un özel haberi. Sezonda 60 koyun sağdın mı Şevki? Sağmadık. Doğuranı sattık. Eline sopayı alıyor, önüne sürüyor. Zaman geçiyor mu koyundan başında? Geçmesin o Cüknur abi ya. Koyunun yaydın mı geçer. Tek başına koca sürüyü idare ediyor. Onların bakımlarını, hatta tedavilerini bile yapabiliyor. Tedavileri de mi sen yapıyorsun? Tabii canım. İğnesini, ilacını, hepsini biz yapıyoruz. Hem veterineriz, hem çobanız, hem doktoruz, hem mühendisiz, hepsiyiz. Ebelik de var. Büyümüş de küçülmüş tavırları ve konuşmalarıyla sosyal medyada fenomen haline gelmişti küçük çoban Şevki. O şimdi lise çağında. Koyunlarımızı yemi döktük işte. Koyunumuz 500 doğurdu, 300 doğurdu. Öyle videolar çekiyorduk. Lise öğrencisiyim ama hayvancılık okuyorum çıraklıkta. Ancak çobanlıktan vazgeçmedi. Okul saatleri dışında daima hayvanlarla vakit geçiriyor Şevki Savran. Ama ben şunu fark ettim hayvancılık hayatımda. Bakla koyuna aşırı süt yaptırıyor. Bakla? Bakla. Kuzulara dal asıyoruz, yem döküyoruz, koyun savuyoruz. Şevki Savran 15 yaşında bir lise öğrencisi, Balıkesir, Havran ilçesine bağlı Büyükdere köyünden. Babasının yanında kendini bildi bileli çobanlık yapıyor. Aynı zamanda okula da gidiyor. O çok renkli, yıllar önce çektiği videolarla fenomen de oldu. Şevki ileride ise veteriner olmak istiyor. Biz öyle koyuna 3 belle verip de koyunu kapatmayız. Bakçen koyunlar. Baktın mı verim alırsın. Arkadaşım gibi benim bunlar ya. Hayat güzel devam ediyor Allah'a şükür. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Küçüklüğümden beri babamla gele gide. Gece
Evde yatamıyorum Murat. Bugün geliyorum 10'da 11'de dolaşıyorum bunlar. Koyunları. Acaba doğurmuş koyun var mı? Var mı? Doğuracak koyun. Keyfine bakıyorum. Doymuşlar mı diye bakıyorum. Şeki bayağı iyi bakıyorsun. Hepsi kilolu kilolu bunların. Şişko. Bu işin zorlukları da var. Keyifli kısımları da var. Çamurun içine doğru. Hiç emmez gali. Ağzını sanki şamrelle bağlamışsın gibi. Ağzını kapalı tutar emmez. Burada koyunlar ıslanır. Dama getirin sayım dersin. Ellen yana. Her şeyin zorluğu var ya. Değil mi? Kışın... Kışın daha zor oluyor bu mevsimlere bakarak. Koyunlar da diyorum yem bekliyor bar bar bağırıyorlar. Aç kapıyı karnımız acıktı diyorlar. İhsanoğlu nasıl çay içti mi içi ısınıyor. Koyun da bu arpayı yemesi gerek soğuk havada. Siz kenara çekelim çiğne koyunlar. Şevki şu anda kapıyı açtı ve koyunlar yemlerine doğru koşmaya başladılar. İyi kızım sen iyi. Yere dökme. Deve gibi. Sana bir şey söylüyor. Annesine sesleniyor. Annesi bak buna ses veriyor. O da annesine ses veriyor. Ben buradayım anne diyorum. Benim arkadaşlar var. Bazen böyle çağırıyorlar. Canım gitmek istemiyor. Ellerine beraber telefon alıyorlar böyle. Ne insan gibi muhabbet ediyorlar. Yani sıkıyor beni. Ne olmak istiyorsun? Vallahi ben koyun uzmanı olmak istiyorum. Veteriner olmak istiyorum. Ondan sonra cıma bu işin ustası olacağız. Mis gibi doğa. Bak da karşılığa da. Güzel hikayemiş. Bu arada Ordu'dan Altun Basmacı Bey bize hafif bir serzenişte bulunmuş. İlk mesajları okumuyorsunuz abi diyor. Yani ilk gönderileni kastediyor. Neden diye sormuş Ordu Akkuş'tan. Öyle bir özel bir tercihimiz yok. Yani ilkleri okumayalım sonları okuyor. İşte hepsini okuyamıyoruz. Belki doğru cevap bu. Sorunuzun doğru cevabı Altun Bey. Yani rast gelen o anda denk gelenleri okuyoruz ama sizinkini de şimdi okumuş olduk. Umarız gönlünüzü almışızdır. Sağlıktan önemli bir haberle devam edeceğiz. Gerçekten önemli bir haber bu. Mikroplastiklerin kullanımı arttıkça arkalarında bıraktıkları kirlilik de büyüyor. İşte ne demek istiyoruz? Şöyle izah edeyim. Son araştırmalara göre mesela sofralarda kullandığımız tuzda bile mikroplastik çıktı. Yani mikro da olsa ne olursa olsun plastikten söz ediyoruz. Sofralardan eksik etmediğimiz bazı tuzlar, bakın hepsi değil tabii, artık kanser, kalp hastalıkları, demans gibi durumlara davetiye çıkarabiliyor. O yüzden tükettiğimiz tuzu alırken dikkatli olalım. Mikroplastikler de ftalat içeriklerinden dolayı kanserojendirler. Yemekler tuzlu olur. Tuzsuz olur mu? Aslında yediğimiz gıdaların içinde yeterince var. Daha fazlasını eklemek adeta bir el alışkanlığı. Tuzsuz yemek olmaz tabii ki de. Yani lezzetli olmaz en azından. Ama o el alışkanlığının ucu kansere dayandığı çünkü sofra tuzunun içinde mikroplastik çıktı. Sofra tuzu mu, kaya tuzu mu kullanıyorsunuz evde? Yani hangisi varsa. Tuzsuz yemek olmaz zaten, kültürümüzde de yok. Ancak soframızda, yemeklerimizde hangi tuzu kullandığımız da önemli. Çünkü araştırmalar gösterdi ki sofra tuzunun içerisinde mikroplastikler var. Sofra tuzunun zararları nedir? İçerisinde mikroplastikler bulundurdukları için müthiş bir şekilde sağlığımıza zarar verirler. En başta üreme organlarımıza zarar verir ve kısırlığa neden olurlar. Son yıllarda artan kanser ve demans vakalarının altında da tuzu fazla kullanmak yatıyor olabilir. Demans, dikkat edin, çok fazla demanslı hasta görürsünüz. Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklar görürsünüz. O da yine mikroplastikler yüzündendir. Tercihim sofram artık kaya tuzu kullanıyorum. Çünkü kaya tuzunun içerisinde hem iyot var, hem doğal yapısını yitirmemiş, hem de şu anda birçok kişide gözlemlediğimiz Hashimoto veya tiroid hastalığı, guatr hastalıklarının hepsini engellemekte. Uzmanlar Himalaya ve kaya tuzunu öneriyor. Ancak piyasada her ikisinin de sahtesi oldukça çok. Ancak gerçeğini ayırt etmekse bir o kadar kolay. Kaya tuzuyla Himalaya tuzunun sahtesi nasıl anlaşılır? Himalaya veya kaya tuzlarında gözlemlediğiniz şeyler yapılarının net olması, ışığa maruz kaldığında yansıma oluşturmasıdır. Bir de boyutları birbiriyle aynı olamaz. Ve son bir uyarı. Tiroid hormonu fazla olmayanların iyotlu tuz kullanması gerekiyor. Ve iyot çocuklarımızın da beyin gelişimlerinin artması için müthiş elzemdir. Her şey gibi fazla kullanımında tuzun da bir zararı vardır tabii. Biz o konuda biraz şanslıyız galiba aile olarak. Daha doğrusu Erzincanlılar olarak. Çünkü Erzincanlıların önemli bir bölümü, biz de onlardan biriyiz.
kendi memleketimizde üretilen kemah tuzu diyoruz biz. Bildiğimiz kaya tuzu yani orada çıkar büyük bir tuzlamız var bizim. Onu kullanıyoruz. Vallahi hekimler de sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Aklınızın bir köşesinde olsun ki memleketin farklı noktalarında da benzer üretilen, işte Çankırı'da var mesela tuzlar var. Aklınızda olsun ama tabii ki rafine olarak satılan tuzların içinde de bu plastiğin olmadığı markalar vardır hiç kuşkusuz. Diyelim ve devam edelim. Şimdi ben bunu ta çocukken filan da işitmeye başlamıştım. Çocukken demeyeyim de böyle gençlik yıllarımda bir fikir olarak öne sürülürdü. İstanbul'un trafiğine çözüm önerileri arasında ne o? Şehrin en yoğun bölümlerine ücretli giriş sistemi. Ve hep denirdi ki ya kardeşim bu uygulanıyor mesela Londra'da var diye. Evet Londra'da var uygulanıyor hem de 20 yıldan uzun süredir uygulanıyormuş Londra'da. Ekibimiz hem dünyadaki diğer örneklere baktı nasıl oluyor bu işler hem de Londra'da yaşayanlara ücretli girişten memnun musunuz diye sordu. İngiltere'de çok fazla insan var. Nüfus yoğunluğu bu kadar yüksek olmasa araçlar da sorun olmazdı. İstanbul'da çok daha isabetli olur. Trafik açısından da tüketim açısından da insanlık açısından. Merkeze giriş paralı oldu. Londra 20 yıl önce trafik yoğunluğundan kurtuldu. İngiltere'nin başkenti Londra kent merkezine girmek için ücret ödenen ilk şehir olmuştu. Ücret karşılığı Londra merkezine araçla giriş uygulaması resmi olarak 2003 yılında başladı. Çok bilinmese de İngiltere'ye ilham veren Singapur. Çok az bir alanda haddinden fazla insan olması sebebiyle park, kira ve trafik gibi problemler var. Londra gelişen teknolojiyle denetimi kameralara devretti. Londra'ya giren araçlar bölgeye yerleştirilen kameralarla takip ediliyor. Ücretli bölgeden elde edilen gelir ise toplu ulaşım sisteminin gelişimi için kullanılıyor. 15 sterlini ödemeyene yaklaşık 10 kat ceza var. Başarılı uygulama şimdi İsveç, İtalya, Çekya ve Malta'da. New York ve Manhattan'lılarda yakında yoğun saatlerde şehir merkezine ücret ödemeden giremeyecek. Ben bunun şehirler için faydalı olduğu inancındayım. Türkiye'de de özellikle büyük şehirlerimizde merkezden böyle halka halka başlatılırsa iyi bir verim vereceği inancındayım. Deneyimleyen Türkler de uygulamanın İstanbul'a faydalı olacağı kanısında. Congestion Londra'yı çok olumlu etkiledi, rahatlattı. Trafikten bir yerden bir yere gidemiyordun. Hani biz Boğaz'a gidemiyoruz ya, şehrin içine geliyorsan, bir yere gideceksen trafikte sıkışıp kalmıyorsun. Ayrıca otobüs var, underground var, her şey var. Bir de bisiklet var. Arabaya gerek yok. Dolmuş olsa kullanırım ama bak. Türkiye'de de bunlar var. Türkiye'de ben trene bindiğim zaman bın diye yerime gidiyorum. Orada da arabam yok benim. Ücretli yolda en büyük soru işareti tarife. Bu konuda kafam biraz karışık. Mantığı anlıyorum ancak çalışan ve yoksul kesim içinde zorluklar yaratıyor. Vergi yükünün çoğunu işçi sınıfı sırtlanıyor. Yani İstanbul'da eğer uygulanırsa işe yarar mı bilmiyorum. Ama eğer uygulanırsa çok eğlenceli günler yaşayacağımıza eminim. Çünkü biz pek çoğumuz diyelim ki mesela Taksim'e belli saatlerde giriş ücretli yapıldı. İşte abi kazancıdan gir alttan çıktı mı oradan atlatıyorsun girişi. Veya abi Firuza'dan çıktık mı baba tamamdır filan. Bu tür şeylerle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Çok seviyoruz çünkü böyle arkalardan dolanmayı. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ama İstanbul'un çok önemli bir trafik sorunu olduğu aşikar hakikaten bazen insanın burnundan geliyor. İşte yarı yıl tatili oldu. Güya efendim trafik biraz rahatlar diye ümit ediyoruz. Eskiden işte sabah akşam saatlerinde çok yoğun olurdu ana arterler. Şimdi neredeyse 24 saat yoğun ve okulların tatil olmasıyla yarı yıl tatilinde de hiçbir eksilme olmadı açıkçası. En azından benim kullandığım güzergahlarda. Ama yine de aileler işte efendim çocuklarını bu yarı yıl tatilinde bir yerlere götürmeye, onları bir parça eğlendirmeye gayret ediyorlar. Şimdi sizi sadece çocuklara özel bir eğlence merkezine götürmeyeceğiz. Aynı zamanda yetişkinlerin de keyifli dakikalar geçirebileceği bir yermiş burası. Mahmut Keşan muhabirimiz orada bizi bekliyor. Ne tür etkinlikler var çocuklar olsun aileler olsun neler yapabiliyor onları canlı yayında sevgili Mahmut bize anlatacak. Mahmut yeniden günaydın söz sende.
Günaydın İbrahim Sadri. Aslında zıplamayı sevenler, uçmayı sevenlerin adresi burası diyebiliriz. Buraya gelenler eğlenceli dakikalar geçiriyor. Sadece çocuklar değil, anneler, babalar da yine çocukların yanında zıplayabiliyor. Çocuklar zıpladı. Tabii yayın öncesi zıpladıkları için biraz yoruldu. Ama burada nasıl oluyor? Bu oyun aktiviteleri nasıl gerçekleşiyor? İşte tüm detayları da İbrahim Bey'den öğreneceğiz. İbrahim Bey şu an yayın konuğumuz. Neler yapılıyor burada? Yaklaşık 1200 metrekarelik bir trambolin park burası. 7 tane parkurumuz var içeride. Bu 7 tane parkurda zaman olarak düşünün 1 saat, 1,5 saat, 2 saat şeklinde vakit geçiriyor arkadaşlar. Çocukların amaç tamamen çocuklar ve yetişkinler birlikte burada vakit geçirebilecekleri bir alan. Tamamen elektronik cihazlardan uzak kalıp tamamen fiziksel anlamda spor, aktivite, eğlence hepsi bir arada olan bir alanımız. Şu an kazandı. Burada bir parkur var. Çocuklar bu şekilde birbirlerini düşürmeye çalışıyorlardı. Küçük hanımefendi düşürdü. Şimdi diğer tarafta dedik ya hani yetişkinler var. Hemen Gökhan bu tarafa gelelim istersen. Arkadaş bizlere gösterecek. Burada da düz duvara tırmanıyorlarmış. Onu öğrendik. Şöyle zıplıyorlar. Gerçekten bunu yapmak herhalde büyük bir başarı evet. ister. Evet. Performans trambolini burası. Duvar yürüyüşleri ve trambolindeki tüm aktivitelerin tamamını yapabilecekleri bir alan. Burada değişik parkur sporu yapanlar daha çok bunu böyle zıplayıp, takla atıp duvar yürüyüşlerini yapabiliyorlar. Şimdi buraya girdik, geldik, oyun oynadık dediniz. Çocuklarla yine diğer tarafa da geçeriz. Bir de hava yastığı varmış. O hava yastığını görelim isterseniz. Gökhan bu tarafa gel. Şimdi hava yastığı da özel olarak yapıldığını öğrendik. Yüksek bir yerden çocuklar atlıyor ama herhangi bir zarar söz konusu değil. Çünkü buradaki eğitmenler, görevliler tarafından da kontrol altında tutuluyor. Şu an onu tuttu. Nedir bu hava yastığının özelliği? Hava yastığımız yaklaşık 270 bar hava dolaşan bir yastık. Kulenin olduğu bölümden çocuklar burada düşme hissini yaşıyorlar. Hani böyle insanın içinin yağının erimesi vardır ya, onu burada yaşıyorlar. Peki buraya giriş ücreti ne kadar, saat aralığı nedir, kaç yaş gelebilir? 4-7 yaş arasındaki çocuk gruplarımızı sabah saat 11'de başlayıp 12'de bitecek şekilde ağırlıyoruz. 12'den sonra 7'den 70'e 120 kilo, 130 kiloya kadar tüm misafirlerimizin tamamını ağırlayabiliyoruz. Burada aileler çocuklarıyla birlikte gelip burada birlikte vakit geçirebilecekleri bir alanımız. Şimdi burada da dediğimiz gibi çocuklar bayağı eğleniyor. Hatta arka tarafta hanımefendi zıplıyor şu an. Evet. Yani yetişkinler de gelebiliyor sadece. Çocuklar gerçekten burada keyifli dakikalar geçirebiliyor. Arka tarafta bir parkur var. Survivor parkuru diyorlar. Peki o nasıl oluyor? Şimdi ona bakacağız. Gökhan bu taraftan geçelim. Aslında alan çok büyük dediğimiz gibi. Buraya geldiğiniz gibi saatlerin nasıl geçtiğini de anlayamıyor musunuz? Buraya gelen kişilerden öğrendik bunları tabii ki. Şimdi burada bir parkur var. Yine beyefendi bizlere gösterecek. Çocuklar, yetişkinler aslında babalar oğullarıyla yarışıyor mu burada? Evet, evet, evet. Babalar oğullarıyla, anneler kız çocuklarıyla birlikte burada keyifli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki geçebilirsin, sen de oynayabilirsin. İşte buradaki aktiviteler bu şekildeydi. Buraya gelmek istiyorsanız da İbrahim Bey zaten detayları sizlerle paylaştı. Söz şimdi size bırakalım İbrahim Sadri. Mahmut Keşen'e çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çocukları tatilde, hele hele ilkokul çağındaki çocukları tatilde evlerde barındırmak tırnak içinde çok zor. İşte böyle büyük şehirde bir takım imkanlar oluşturuluyor. Ama tabii ki en önemlisi açık hava, onları gezdirmek, doğayla tanıştırmak yapabiliyorsanız. İlginç bir rekabet hikayesi getireceğiz karşınıza. Atışma da diyebilirsiniz buna. Alevli bir tartışma bile denilebilir. Soru şu aslında, temel soru. Leblebi kimin ya da hangi şehrimizin ya da nerede asıl vatanı? Ki bu anlamda çok şey sayabiliriz. Yani Çorum, Kütahya, Amasya, Denizli, Erzincan benim güzel memleketim, Kayseri, Kırşehir, Mardin, Tokat uzayıp da gidiyor liste. Ama iki şehir arasında bir tartışmayı tespit etti Altay. Altay Altuğ, kameraman Mehmet Şahin'le birlikte. Manisa Kula ve Çorum. Hem Manisa Kula'ya hem Çorum'a gitti. Mikrofonu uzattı. Dedi ki arkadaşlar, Çorum'a mı ait, Kula'ya mı ait leblebi? Bakalım cevaplar nasıl? Leblebi koydum tasa kız anne. Leblebi koydum tasa kız anne. Kula leblebisi. Manisa Kulalılar diyor ki bizim
Öyle bir dünya yok. Kula kula. Hayır olur mu canım, Çorum'un? Tartışma alevlendi. İki şehir yine karşı karşıya geldi. Kula. En iyisi Çorum'un. Leblebi Çorum. Kula leblebisi. İki tarafta leblebiye sahip çıkmaya çalıştı. Çorum'dan Manisa'ya, Manisa'dan Çorum'a göndermeler yapıldı. Peki tatlı rekabetin, eşsiz atışmanın sonunda neler oldu? Bici leblebici. Leblebi buyurun. Bir yandan Manisa kula leblebileri, diğer yanda Çorum'un leblebileri. İkisi de iddialı, ikisi de meşhur. Peki acaba leblebi hangi şehrimizin? Manisa Kula'nın mı, Çorum'un mu? Kula leblebisi. Leblebinin kralı burada. Yemedi yanında yat diyordum. Kevin'den değil mi ya? Çorum leblebisi tabii canım, başka bir şey yok. Lep demeden? Lep demeden kula. Lep demeden? Çorum ve leblebi. Lep demeden kula. Lep demeden? Leblebi. Lep demeden? Leblebi. Lep demeden? Leblebi. Lep demeden? Aynen öyle. Aynen öyle. Çorum'un kendi öz malıdır. Çorum'da imal edilmiştir, Çorum'da doğmuştur. Birisi birinci sınıfsa, Çorumlar ikinci sınıf. Çorumlar çok kızacak size. Kızmaz. Nohut da Çorum'dan gidiyor, leblebi de Çorum'da imal ediliyor. Bana niye kızıyorsun abi? Çorumlar kulalılar diyor. Kesin burada söylesin. Nohudundan nohuduna değişiyor. Çorum denizden alıyor, buradan alıyor. Sağdan soldan topluyorlar yani. Manisa'nın falan değil Çorum'u. Şu an iddialaşamazlar zaten yani. Biz iddia etmiyoruz, halkımız iddia ediyor. İlla Çorum leblebi isteği. Çorum'da leblebinin L'si yok. Leblebinin nemlenip kavrulması için sulanıyor. Biraz döndükten sonra çıkaracağız. Birazdan çift kavrulmuş olacak. Altın sarısı. Altın sarısı. Aynen. Leblebi burada görsünler. Kula'nınkini yememişler onlar. Burada bir yesinler, ilk önce gelsinler, burada sana da öğrensinler onlar. Orası uzak, onlar buraya gelsin. Bir yarışma düzenlesinler, ortaya çıksın. Manisa'da böyle bir çeşit var mı acaba? Bir çekin bana şöyle. Leblebimiz var, şeker leblebimiz. Çıtır leblebimiz, köy leblebimiz, çikolatalı leblebimiz, acılı ve soslu leblebilerimiz mevcut. 100'e yakın leblebi çeşidi var sadece. 100'e yakın. Tabii. Çorum'da sadece. Aynen. Orada öyle bir şey yok. Yani orada leblebiyi kendisini bulursa duasınlar. Şekerli leblebilerimiz, meyve aromalı, kahvelimiz var. Ve nohuttan leblebi çıkarıyoruz. Çorum'dan daha eskiyiz biz kula olarak. Coğrafi tescil işaretimizi aldık. Çoğu yer bilmiyor kulayı ama zamanla bu tanıtılacak. Coğrafi tescil işaretini kulaya vermişler. Şaşırdım. Bizim olması lazımdı. Onlar şunu alıyor şu şekilde. Sadece kavuruyor. Başka bir şey yok yani. Kuladakinin farkı nedir? Vallahi çok güzel. Tadı var, yumuşak. Güzel abi, çok güzel. Yemeden karar verdin abi. Hayır gidik ya. Meşhur işte yiyoruz. Çorum'a mı gideceğiz almaya mecbur kola. Dünyanın merkezi Çorum. Çorumlar sizi bekliyoruz. Çabuk gelin yanımıza. İstanbul'um gaytanlı. Renkli ve tatlı bir atışma olmuş hakikaten Çorum'la Kula arasında, ama açılışta da söylediğim gibi çok sayıda ilimiz, ilçemiz leblebi konusunda kendini daha önde görür. Bu da doğaldır. Ne güzel bu zenginliği memleketin. Mesela benim Erzincan'ımda, memleketimde sadece leblebicilerin olduğu bir çarşı bile var. Büyük bir çarşı değil ama hani yan yana çok sayıda leblebi satan, kuru yemiş satan dükkanımız vardır. Çorum daha biraz daha bilinir bu anlamda, doğrudur. Kula, Denizli, işte demin de saydık efendime söyleyeyim. Denizli'nin bazı ilçeleri, Amasya, Kayseri, Kırşehir uzayıp gidiyor liste. Memleket bu tür zenginlikleriyle hepimizin gönlünde taht kurmuş ve devam ediyor taht kurmaya. Efendim, bir şairden bahsedeceğim size. 28 Ocak 1981'de kaybetmiştik. Şair, gerçekten şair, Özdemir Asaf'ı. Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler diyen şairi biz de ölüm yıl dönümünde unutulmaz şiirlerinden biri olarak Lavinia ile hatırlayalım istedik. Aynı zamanda bu şiirle birlikte de bugüne noktayı koyacağız. Tabii o şiire Feridun Düzağaç'ın yaptığı olağanüstü şarkıyla veda etmiş olacağız. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki cumartesi ve pazar tekrar görüşebilmek ümidiyle. Diyor ki Özdemir Asaf. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun, ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim, sen de bilme Lavinia. Hoşçakalın, Alaska'da. Gitme demeyeceğim sana. Ama
gitme Lavinia. Ama gitme Lavinia. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyle, incinirsin. Yine de sen biliyorsun. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyle, incinirsin. Yine de sen biliyorsun. Sana gitme. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Üşüyorsun, ceketimi al. Günün en güzel